Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Kiralık Topraklar Mustafa Balbay 27 Ağustos 2024 Salı Bu da oldu. İktidar, ülke topraklarının kiralanması için ilk adımı attı. 22 Ağustos Perşembe günü resmi gazetede işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı olarak kiraya verilmesine dair yönetmelik yayımlandı. Buna göre iki yıl üst üste ekilmeyen tarım arazilerini bakanlık kiraya verecek, bedeli toprak sahibine aktarılacak. Bu çerçevenin içine her şey sığar. Kiralama ile başlayan satışa kadar gider. Şiddetle karşı çıktığımız, ne pahasına olursa olsun karşı çıkmaya devam edeceğimiz bu süreç, bizim ürettiğimiz bir endişe değil. Bu süreç yüzyıllardır sömürgecilerin ülkesine göre uygulama yöntemleri belirlediği, görünümü değişen ama özü değişmeyen bir dayatma. Yönetmelikte kiralayacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olması öngörülüyor ama madencilikte de olduğu gibi bunu aşmak o kadar kolay ki. İktidar yıllar içinde çiftçiyi üretim yapamaz hale getirdi. İnatla üretimin içinde kalanları pişman etti. Şimdi de bu toprakları çok uluslu şirketlere peşkeş çekmenin adımlarını atıyor. AK Parti'nin değişmez geleneği şu. Bir alandaki sorunun derinleşmesini sağlamak bıktırıcı hale gelince kendi çözümünü dayatmak. Tarım arazilerinin parçalanmışlık başta olmak üzere ciddi sorunları var. Ancak en büyük sorun üreticiyi koruyan, güçlendiren bir tarım politikasının olmaması. Özet şu, girdilerdeki artış oranıyla, gelirdeki artış oranı arasında 10 kat fark var. Bu ortamda üretim yapılabilir mi? Yapılamayacağına göre AK Parti çözümü buldu. Toprakları kiraya vermek yıllar önce Nikaragua gezim sırasında karşılaşmıştım. Kahveden muzağa kadar bereketin fışkırdığı Nikaragua'da üretim alanlarının %95'i American Fruit Company'nindi. Bu tablo kahve, kakao, muz gibi üretim alanı olan ülkeler için de çok farklı değil. O yüzden onlara muz cumhuriyeti deniyor. Kenya dünyanın en çok tıbbi bitkiye sahip ülkesi. 3000 kadar. Topraklarının tapusu onlarda ama yabancılara kiralık. Kaç yıllığına olabilir? 999. Kimine 49, kimine 999, tutturabildiğine. Hristiyanlık inancında kıyamet habercisi mahşerin dört atlısında beyaz at İsa'yı ötekiler açlık kıtlığı, savaşı ve salgın hastalığı temsil eder. Dünya açlık kıtlık tehlikesine karşı önlem ararken AK Parti, ülkesinin topraklarını kiraya vermek için fırsat kollayan bir emlakçı gibi. Buğday ihracatında ilk üç şöyle. Rusya, Avrupa Birliği, Kanada. Tarım ülkesi diye bir kavram yok. Koşulları ne olursa olsun hiçbir ülke tarımı ihmal etmiyor. Japonya bile. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına gerekirse yalvarıyoruz. AK Parti'nin ülkeyi ne hale getirdiğini, bu politikaların nereye uzandığını millete anlatmaktan başka gündeminiz olmasın. AK Parti'nin ilk iktidara geldiği günlerde ve devamında rejim tartışmaları öne çıktı. Oysa AK Parti'nin gerçek anlamda açılımı şuna denk geliyordu. Azgın kapitalizmin partisi. AK Parti uluslararası ilaç tekerlerinin arayıp bulamadığı bir adımla, göreve gelir gelmez 2004'te Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ilaç fabrikalarının kapatan parti, AK Parti, 2013'te bütün şehir yasasıyla köyleri büyük ölçüde ortadan kaldırıp üretimden koparan parti, AK Parti kendi üreticisini desteklemek yerine ithalatla terbiye etmek yolunu seçen parti, zengin toprakların fakir sahipleriydik. Şimdi, zengin toprakların kira mahkumlarına dönüşüyoruz. Bunun devamı şudur. Zengin toprakların köle ırgatları. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.